İnsanlığın en önemli problemlerinden biri, ekonomik kalkınma sağlandığında bütün sorunlarını çözeceğini düşünmesiydi. Fakat bugün geldiğimiz noktada, ekonomik kalkınmayla insani kalkınmanın her zaman el ele gitmeyebileceğini görüyoruz. Çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik sorunları uzun yıllardır gündemimizde, ancak hiçbir zaman bu kadar ağır sonuçlarla karşı karşıya kalmamış olmamızdan dolayı birçok şirket bu konunu gündeminin ana maddelerine yeni yeni taşımaya başladı. Aslında bunun önemli gerekçelerinden biri de son zamanlarda sıkça dillendirilmeye başlanan yeni kapitalizm tartışmaları. Bu tartışmalarla beraber sadece kar odaklı olmanın aslında şirketlerin finansal sürdürülebilirliği açısından da o kadar iyi olmadığı ortaya çıktı. Zira tüketiciler hem çevresel hem sosyal sürdürülebilirlik konusunda şirketlerden çokça talepte bulunmaya başladılar ve bu talepler marka imajıyla ve markanın kredibilitesiyle doğrudan bağlantılı hale geldi. Dolayısıyla artık şirketler sürdürülebilirlik çabalarında hiçbir zaman olmadığı kadar daha fazla ellerini taşın altına sokma vaadiyle tüketicilerin karşısına çıkıyorlar. Sürdürülebilirlik sorunlarının kalkınma kuruluşları, devletler ya da sivil toplum aracılığıyla çözülemeyeceğini anlayalı uzun zaman oldu. Buradaki en önemli aktörlerden biri de özel sektör ve artık kitlelerin de bu yönde yoğun bir baskısı var. Dolayısıyla şirketlerin kendilerini dönüştürmeleri bizler için çok önemli. Fakat sürdürülebilirlik sorunları da bir o kadar ağır. Bana bundan bir 5 yıl önce dünyanın sürdürülebilirliğiyle ilgili ne düşündüğümü sorsaydınız size çok karanlık bir tablo çizebilirdim. Ancak şu anda teknoloji sayesinde böyle düşünmüyorum. Özellikle derin teknoloji uygulamaları geleceğimizi ve dünyayı kurtarmaya namzet. Ve bu uygulamaların şirketlerde bir an önce yaygınlaşması da bizim için hiçbir zaman olmadığı kadar aydınlık bir gelecek vaadi sunuyor. Örneğin tarım sektöründe büyük veri, yapay zeka, IoT sistemleri ve cloud sistemleri vasıtasıyla artık çok daha verimli üretim yapmak ve gıda güvenliği sorunlarını nispeten azaltmak mümkün olabiliyor. Üretim alanlarına yerleştirilen sensörler vasıtasıyla binlerce noktadan alınan veri bulut sistemlerinde işlenerek çiftçilere nokta atışı reçeteler halinde geri dönüyor. Bu reçeteler sulama zamanından ilaçlama zamanına, topraktaki gerekli vitaminlerin, minerallerin eksikliğinden gübreleme zamanına kadar pek çok konuda çiftçileri nokta atışı çözümlerle buluşturarak bir tarım alanından alınabilecek verimliliği yaklaşık 12 kata kadar artırabiliyorlar. Başka bir sektörden daha örnek vermek istiyorum. Sağlık sektöründe derin teknolojinin çok önemli uygulamalarıyla karşı karşıyayız ve aslında COVID sürecinde de bu uygulamaları kendi hayatımızın da tam odağında bulduk. Önemli uygulamalardan biri genomik aşılar. Gen teknolojisinin gelişmesi sayesinde artık aşı maliyetleri düştü ve aşıya erişimi olmayan pek çok insan da aşıyla buluşma noktasına gelmeye başladı. Buna benzer şekilde gen teknolojileri kanser tedavisinde de nokta atışı tedavi çözümleriyle insanların çok daha sağlıklı bir şekilde bu süreçleri atlatmasına sebep olabiliyor. Aynı zamanda az gelişmiş ülkelerde tedavi imkanlarına erişimi olmayan kitlelerde uzaktan tedavi teknolojileri sayesinde bu hizmetlere erişim sağlayabiliyorlar. Peki bu dönüşümü sağlamak için esas katalizör ne? Burada ana noktalardan biri özel sektörün özellikle teknoloji girişimleriyle işbirlikleri yapmaları. Dilerseniz bu konuyu sonraki konuşmalarımızda detaylandırabiliriz.